Sayın rektörüm, değerli katılımcılar, çok teşekkür ederim. Hani dekan yardımcısı sıfatıyla çağırdınız buraya ama ben sadece Gülpınar Kelemci, Marmara Üniversitesi mezunu olarak konuşmak istiyorum. Ufak bir şey söylemek istiyorum. Mezun olduğunuz dönemleri, yaşları söylediğinizde ben hakikaten öğrenci gibiyim burada. Dekan yardımcısı sıfatını hak etmiyorum. Öğretim üyesiyim Almanca işletme bölümünde. Dediğim gibi doçentim ama öğrenci sıfatıyla konuşmak istiyorum. Bilmiyorum, belki söyleyeceklerim Sabri Bey, sizinle konuştuğumuzda biliyorsunuz ben böyle biraz pat pat direkt direkt söylüyorum, kırmamaya çalışarak, üzmemeye çalışarak, aynı şekilde kırmamaya çalışarak siz değerli büyüklerimi üzmemeye çalışarak söylemek istiyorum. Ama bugün ben buraya gelirken dekan yardımcılığı sıfatının haricinde Marmara Üniversitesi mezunu olarak gündeme baktığımda TÜZÜK'teki değişiklikteki çalışmalar vardı ve açıkçası merak ediyordum. Sizlerde de fakülteye geldiğinizde yaptığınız konuşmalarda TÜZÜK'ün içerisinde ne gibi değişiklikler olacak, neler ekleyeceğiz, neler çıkartacağız, nereye gidiyor, bütçe dağılımları, öğrencilere yapılacak projeler vesaire, bunlarla veya yönetimde nasıl bir şey olacak, nasıl bir değişiklik olacak, bunları hani böyle biraz fikir tartışması yapıyorduk. Hani onlarla ilgili bir şey çıktı herhalde diye geldim, merak ederek oturdum. Hani onlarla ilgili çok bir bilgim olmadı. Belki daha hala çalışma aşamasında ama keşke ufak ufak bir şeyler duysaydık veya duysaydım. Onun haricinde çok tek bir konuya bağlandık gibi geldi. İsimler konusu. Vakıf konusunu tamamen ayrı olarak düşünmek istiyorum. Ben pazarlama bölümünde öğretim üyesiyim ve biraz pazarlamacı gözüyle bakmaya çalışıyorum. Yüksek Ticaretliler Derneği ve Vakfı'nı ayırıp sadece derneği için düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bu dernek çok eskidi. Çok eskidi ve bütün değerli hocalarım bir takım anekdotlar anlattılar. Ben de ufak bir şey anlatmak istiyorum. Dekan yardımcısı olduktan sonra babam üniversiteye geldi ve içeri girdikten sonra binanın üzerinde Yüksek Ticaretler Vakfı'nın logosunu gördü. Babam İTÜ mezunudur, yüksek kimya mühendisi. Vay dedi, bu vakıfın Yüksek Ticaretlerin amblemi ne arıyor sizin burada dedi. Babam 1949 doğumlu, ben 72'liyim. Dedim baba, bu Yüksek Ticaretliler şeymiş, bizim kökümüzmüş. Yani ben de onu çok geç öğrendim ama bizim kökümüzmüş. Gerçekten mi dedi. Ha demek bizim bu dedi arılar gibi, burası da çok önemli bir kurumdur. Ben bunu çok yerde bilirim, çok önemli bir markadır. Bu logoyu bizim dönemimizden çok insan tanır dedi. Ama şu anda hani benim jenerasyonum, benden sonraki gelen şu anda buradaki arkadaşlarım, biz bunlara X, Y, Z diyoruz pazarlamada. Belirli bir yerden sonra öyle bir kırılım oldu ki Yüksek Ticaretliler ruhu yok. Çok çok üzülüyorum. Burada bu kadar değerli ve bu işe bu kadar gönül vermiş insanlar, ya bunu söylüyorum diye çok utanıyorum ve çok üzülüyorum. Sizlerin kırıldığını da tahmin ediyorum ama inanın öyle bir ruh yok. Şu anda ben dekan yardımcılığı sıfatıyla geldikten sonra 4 ya da 5 organizasyona katıldım. Bir tekne gezisiydi, bir başka toplantıydı, bir başka projeydi. Her birinde belirli bir yaş var. O belirli yaş sadece o ruhu taşıyor. Aşağıya çok fazla inememiş bu. Benim çevremdeki herkes Marmaralı olmak diyor. Benim yaşıtlarım, benim yetiştirdiğim öğrenciler hepsi Marmaralı diyor. Vakfı çok farklı bir şekilde görüyorlar. Bir Koç Vakfı gibi görüyorlar. Onun da hala Marmara Üniversitesi'nin kökünde yüksek ticaretle gelen bir şeyler olduğunu onlar farkında değil. Benim çok öğrencim bu logonun niye bizim kapıda yeri var diye sordu bana. Yani biz Marmara Üniversitesi'nin bir yuvarlak logosu var, öyle değil mi dediler. Hani bir de pazarlamacı yetiştiriyoruz, marka geçmişi, bütünlüğü. Hani birkaç şeyi bir arada almak, birkaç şeyi, birkaç markayı bir arada kullanmak markanın biraz gücünü de zayıflatıyor esasında. Yüksek Ticaret, Marmara, arada akademiyi kattınız, hepsini arka arkaya koymak olan bir şey ama bunların hepsini söylediğiniz zaman sizin dahil olduğunuz, içerisinde olduğunuz kurum içerisinde kişilerin aidiyet duygusu zarar görüyor. Hep ben İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Olurken de yüksek ticaretin kökenini bilmiyordum. Bu benim kendi ayıbım olabilir ama Marmara Üniversitesi de bunu bana vermedi. Eğitim sürecinde de vermedi. Ama biz birinci sınıflara vermeye başladık şimdi. Dernek başkanlarını, üyelerini onlarla tanıştırarak. Sizin böyle bir ruhunuz var. Çünkü nedir?
büyük bir rekabet var dışarıda. Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler. Hepsi 10 senelik, 20 senelik, hadi bilemediniz 30 senelik üniversiteler. Marmara Üniversitesi'nin farklılaşacağı nokta ne burada? Kendimizi rekabet üstünlüğü yaratmak için pazarlamacı gözüyle bakıyorum. Bu dernek biraz muhasebeci derneği diye kalıyor ya öğrencilerin hakkında. Yüksek Ticaretler Derneği değil, Muhasebeciler Derneği olarak görülüyor dışarıdan, genç kuşakta. Biz diyoruz ki peki nasıl farklılık yaratalım? Ha, 1883 Marmara Üniversitesi'nin kökeni var diyoruz. Yüksek ticaretlileri şimdi tekrar öne çıkartmaya başlıyoruz. Belirli bir nesil gelmeye başlayınca, yeni bir kuşak gelmeye başlayınca. Bu nedenle hani bütün bu konuşmaların bu isim üzerinde kalması beni biraz üzdü bugün. Hani daha farklı şeyler. Çünkü 3 tane dernek kurulacaktır ve keşke buranın altında kurulsa. Dışarıdan birileri kurmasa. Çünkü biz o rekabet üstünlüğünü devam ettirmek istiyoruz. Ticaretlilerin devamında bir dernek. O üçü de bunun altında olsun. Ama bunun bu üçe bölündüğü artık siz kontrol edemiyorsunuz. Üçe bölündü. Eskiden de böyleymiş, ben bilmiyordum. Onu sonradan öğreniyorum. Üçe bölündü tekrar. Onu kontrol edemezsiniz. Ama bundan sonra yapılanma süreci içerisinde bu derneği nasıl yenileştirebilmek lazım? Nasıl yenileştirebilirsiniz? Bu üçe bölünmeyi bir fırsat olarak görmelisiniz bence değerli büyüklerim. Şimdiye kadar hep bir olumsuz bir tavırmış gibi geldi bu. Eskiden de birleşmiştik, sonra dağıldık, tekrar birleştik, sonra şimdi tekrar dağıldık. Yanlış bir algıdır belki, ne olur özür dilerim. Ama ben böyle bir algı var benim üzerimde. Olumsuz bir şey sanki üçe ayırmak tekrar. Hayır, bence bunu bir fırsata çevirebilir bu dernek. Çevirmeli de. Üç dernek bunun altında olur. Bu değişimi yönetemediğiniz için bence çok kısa zamanda çok farklı sorunlar gelecek. Sadece bu isim sorunu değil. Yarın öbür işletme fakültesi diyecek ki ben bir organizasyon yapıyorum Saffet Bey. Gelin beraber yapalım. 25 Şubat. Gelin burada bir konuşma yapın. 25 Şubat'ta Şahmet Hoca da bir organizasyon koyacak. Diyecek ki gelin bizimle yapın. Bize gelin açılışa. Siyasal Bilimler Fakültesi dekanı da aynı şeyi söyleyecek. Nereye gidecek Saffet Bey? Bütçeler ne olacak? Kime ne kadar para bir şeylerde, bir projelerde aktarılacak? Öğrenciler kendilerini nerede konumlandıracak? Yönetim nasıl şekillenecek? Yönetimde sırf siyasalcılar mı olacak? Sırf iktisatçılar mı olacak? Sırf 77 mezunları mı olacak? Sırf 83 mezunları mı olacak? Biz Sayın Dekanım'la bir tekne gezisine gittik bu derneğin düzenlediği. Sayın Dekanım tam başbakanın balkon konuşması gibi çok toparlayıcı, çok böyle herkese hitap eden bir konuşma yapıyordu. Benim abilerim, annelerim, babalarım yaşındaki bir takım büyükler, siyasal bilimler mezunlarıymış kendileri, yuhladılar dekanımı. Ve siyasal bilimler diye alkışladılar. Yani sizin bu ruh esasında içeride de çatlamış durumda. Hani şimdi burada çok olumlu bir şeyler çiziliyor gibi ama benim dekanım orada yuhlandı. Kendisinden yaş olarak çok genç bir ekibiz biz işletme fakültesi olarak. İktisatta da öyle tabii hocam, yanlış anlamayın. Ama kendisinden yaş olarak büyük kişiler tarafından yuhlandı ve siyasal bilimler, siyaset, siyasal diye tezahürat tutuldu arkasında. Yani isteseniz de istemeseniz de bir takım sorunlar geliyor. Hatta şu anda sizin jenerasyonunuzun içinde de var. Dolayısıyla sanki bence isim üzerinde bu kadar çok fazla takılmadan yüksek ticaretlilerin ne demek olduğunu ve bunun Marmara Üniversitesi'nin gelişim sürecinde nerelerde olduğunu biraz daha yeni nesile anlatabilmek, yönetimi yenileyebilmek, tüzükte potansiyel gelecek isimden başka çok daha önemli sorunları bir an evvel çözümleyebilmek daha önemli gibi. Heyecanımı bağışlayın çünkü hakikaten Marmaralı olarak konuşmaya çalıştım ve hiç tanımadığım bir kültür hakkında konuşmaya çalıştım. Ama umarım bu ikisi birleşir ve ben de bu ortama göre kendimi biraz genç addediyorum. Oradaki arkadaşlarımın katılımcılar arasındaki yeri daha fazla olur. Daha çok konuşurlar. Daha yeni, daha genç, daha dinamik bir dernek olur. Teşekkür ederim.